Evet, maddenin halleri ünitesindeyiz. Dördüncü ünitemiz maddenin halleri. Bu maddenin hallerine geçmeden önce geçen ünitede bahsettiğimiz kimyasal türler arası etkileşimler maddenin halleri konusunda etkin bir şekilde yer alacak arkadaşlar. Çünkü maddelerin, daha doğrusu moleküllerin birbiri arasındaki etkileşimiyle maddenin diğer halleri oluşmuş oluyor. Biz de bunlara bakıyoruz. Maddenin halleri ünitesinde 3 tane temel halimiz bulunuyor. Bizim 8. sınıftan beri bildiğiniz haller katı, sıvı ve gaz hali. Bu sene müfredatımıza tekrar plazma halde dahil edildi. Katı hale baktığımız zaman tanecikler arası boşlukları az olarak biliniyor. Maddenin en düzenli halidir. Yani yıllardır bildiğimiz üzere. Maddenin en yoğun hali yine katılardır arkadaşlar. Sıkıştırılamazlar, belirli şekilleri ve hacimleri vardır ve titreşim hareketi yaparlar. Ve maddenin en düşük enerjili halidir. Çünkü arkadaşlar çok az hareket ettikleri için çok fazla enerji sarf etmelerine gerek kalmıyor. Onun için de düşük enerjililer sınıfına giriyor. Katı haller arkadaşlar iki kısma ayrılıyor. Kristal katılar ve amorf katılar. Daha sonraki kısımlarda onları da göstereceğiz. Kristal katılar daha sert ve şekilleri bulunan yapılarken amorf katıların şekilleri ve düzenleri bulunmayan yapılar olarak karşımıza gelecek. Maddenin sıvı haline baktığımız zaman tanecikler arası boşlukları biraz daha fazla oluyor. Yani katılarda çok düzenli bir istiflenme varken sıvılarda biraz daha seyrek bir yapı gösteriyor bize moleküllerin arasında. Akışkan bir yapıya sahipler çünkü moleküller birbiri arasında biraz daha uzak mesafeye sahip olduğu için daha akışkan olabiliyorlar. Yani sert bir yapıya sahip değillerdir ve belirli bir şekilleri yok arkadaşlar. Bunların ne tür bir kaba koyuyorsak, atıyorum bu şekilde uzun bir kaba, geniş bir kaba ya da uzun bir kaba koyarsak elimizdeki sıvıyı o kabın şeklini alıyorlar. Tanecikleri titreşim ve dönme hareketi yapıyor. Yoğunlukları katılara göre daha düşüktür. Yani katıların yoğunluğu biraz daha fazla. Mesela bir kum düşünün. Kum dipte kalırken su üstte kalmış oluyor. Bu buz için geçerli bir durum değildir arkadaşlar. Suyun katı halinde farklı bir istisnai durumumuz vardır. Basınçla sıkıştırılamazlar çünkü belirli şekilleri olduğu için, hacimleri olduğu için arkadaşlar bir basınca göre hareket edemezler. Tanecikleri titreşim ve dönme hareketi yaptığı için katılara göre biraz daha yüksek enerjili sınıfta yer alıyor. Yani katılardan daha fazla bir enerjiye sahiptir. Gazlara geldiğimizde tanecikler arası çok boşlukları en fazla kısımla yer alıyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Katılarda çok sıkıyken sıvılarda biraz daha geniş, gazlarda daha da geniş bir hale gelmiş oluyor. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar bunlar da yine aynı şekilde tabiri caizse. Mesela bir küçük bir tüpün içerisine veya parfüm şişesinin içerisine sıkıştırdığımız bir gazı odaya sıktığımız zaman bütün odanın hacmine, yani bütün odanın bütün alanlarına eşit şekilde dağılmış oluyor. Maddenin en düzensiz hali dedik. Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapıyor. Sıkıştırılabilen gazlar kısmına giriyor. Akışkandırlar ve yoğunluğu en düşük haldir diye söylüyoruz.